Kazandığınız madalya galiba. Evet, altın madalyası. Bu da sertifikası işte. Diğer sertifikalarınız da burada. Evet, Rus zaten Rusya'daki kazandığımız sertifika üçüncü olarak bu. Sırbistan'daki sergide kazandığım altın madalyanın sertifikası bu zaten. Ondan sonra Rusya'da yine bu sertifikaları aldım. Artı şu, o da en genç ve en başarılı tasarımcı odulu. Zaten 2000 kişi içerisinde bir ben ve bir de Hollanda'dan yanılmıyorsam. Romanya pardon, Romanya'dan şey kazandılar. Türkiye'ye ben 2012'de geldim Türkiye'ye. Şu an mülteci olarak burada ikamet etmekteyim. Şu an geçim sağlamak için inşaatta çalışıyorum. Asmatavan ustasıyım ben. Şimdi ben 2019'dan uluslararası tasarım ve icat sergilerine katılıyordum. En son katıldığım sergi bir iki ay önce Kanada Toronto'da oldu. Ve o sergide Türkiye adı altında, Türkiye bayrağı adı altında orada altın madalya ve özel bir ayrı bir özel bir madalya kazandım. Şu anda da boynunuzda gösterir misiniz? Evet. Şu benim altın madalyam. Kanada'daki yapılan sergide ve serginin hani heyetin incelediği sonucunda altın madalyayı kazanmış oldum. Ayrıca görmüş olduğunuz işte şey vardır, özel ayrı bir madalya var. Onu da aynı tasarım üzerinden yine de Kanada'dan kazandım. Peki ne tasarımı yaptınız orada bu altın madalya pekiniz? Ne yaptınız? Tesisatı üzerine. Ev tesisatı üzerine bir tasarım vardı. Onu sergiye sundum. Ve altın madalyayı ve ayrıca sertifikaları kazanmış oldu. Peki tasarımın nedir efendim? Nasıl çalışıyor tasarımınız? Tasarım nasıl oluyor? Şimdi evlerde biliyorsunuz sıcak ve soğuk su vardır. Yani siz duşa giderken bataryada soğuk su var, sıcak su var. Yani boruları ayrı ayrı geliyor. Şimdi benim tasarımımda şimdi ben bu boruları birleştirdim. Yani nasıl oluyor? Tek boru kullanıyoruz. Tek bir boru hem sıcak su görevini yapıyor hem soğuk su borusunun görevini yapıyor. Ki bu tasarım aslında bir altyapıdır. Benim aslında kafamda olan ayrı bir tasarım vardır ki o su tasarrufu için tasarladığım bir tasarım aslında. Ki bu tasarım onun altyapısıdır. Peki altın madalya kazandınız Türkiye adına ne hissediyorsunuz? Çok gurur duyuyorum. Yani tabii Türkiye'de yaşıyoruz. Bu yaşamı Türk devleti sağ olsun, Türk bayrağı sağ olsun. Tabii bize bu yaşamı burada yaşayacağımıza dair bir haklar sundular bize. Ve onun neticesinde ben hani bir tasarımcı olarak, bir icatçı olarak ben de hani görevimi yerine getirmek istiyorum. Ve Türkiye'den katıldığım için Türkiye adı altında bu tasarımları ben kazandım ve bu yüzden gurur duyuyorum. Ya şimdi sadece belirsizlik.
Yani çünkü hani mülteciler Birleşmiş Milletler aracılığıyla Türkiye'de bir ikamete sahip oluyorlar. Dosyalar inceleniyor. Ondan sonra artık mülteci statüsüne geçtin mi durum biraz farklı olur. Çünkü bunu anlatması bayağı bir uzun bir hikaye kendisi. Sadece kendimizi kurtararak işte özgürce, rahatça bir yaşam istiyoruz, o kadar. Ya dediğim gibi yani Türk devleti bize hani yaşamak için bir haklar sundu, tamam mı? Burada yaşayabiliyoruz. Tamam, bize bir kimliğimiz vardır. Tamam. İşte polis bizi çevirdi mi, kimliği gösterdik mi? Tamam, buyurun efendim diyorlar. Anlatabildim mi? Yani kaçak değiliz, göçek değiliz. Yani bu imkanı Türk devleti bize sundu. Hani BM aracılığıyla açıkçası. Tabii ben de hani böyle bir tasarım aklıma geldi. Böyle bir sergi vardı. Katılacağım bir sergi vardı. Ve o sergiyle ben hani muhatap olurken ben İranlıyım dedim. Ama Türkiye'de ikamet ediyorum. O sergi hani Türkiye'deysen Türkiye'den katılman gerekiyor dedi. Ben de seve seve dedim. Hiç sıkıntı değil. Madem hani bir nevi bizim hani yükümüzü taşıdı Türkiye. Bize hani oturma izni verdi. Bize hani bir nevi barındırdı. Ben de en ufak bir şey yapmak istedim. Yani kabul ettim yani. Sertifikanın üzerinde zaten görünüyor işte. Türkiye diye direkt yazıyor yani. Çarpıyor orada.